Mevlana'nın inanılmaz bir hoşgörü dünyası var. Evet. Bu hoşgörü dünyasından, bu perspektiften baktığı için mümkün olduğu kadar tarafları savaştan uzak tutmak istiyor. Onun yaklaşımı ve anlayışı bu. Bunun için çaba sarf ediyor Mevlana. Ve dolayısıyla ondan sonra da bu çabasını Mevlana Moğol ajanıydı diye bir şekilde etiketliyoruz biz. Burada, acaba doğru mu? Şimdi, bunu sorgulamalıyız bence. Mevlana'nın bu tutumunun temel sebebi kaba Moğol gücünün Anadolu'nun manevi ortamında eriyeceği ve aksine girişimlerin yeni katliamlar doğuracağı, canlar alacağı evet. ve bunların yani evet. Anadolu Birliği'nin belki bir daha yaşanmayacağı korkusuyla. Kesinlikle bu bakın kabul görebilecek ciddi bir bakış açısı. Mevlana'ya bu şekilde bir yani ajan Moğol ajanı bana biraz insafsız geliyor. Bence. Yani ben mümkün olduğu kadar bu konularda çok direkt benim çalışma alanım olmadığı için temkinli konuşmaya dikkat ederim. Dolayısıyla yine bu tavrımı sürdüreceğim. Ama aynen sizin söylediğiniz gibi sizin durduğunuz yerde duruyorum. Bunu açıkça ifade edebilirim. Yani benim de sonuç olarak söyleyeceğim şeyler yani burada biraz daha insaflı, biraz daha elimizi vicdanımıza koyarak konuşmalıyız, olayları değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum.